Renkli Garaj'dan herkese merhabalar. Bugün en çok sorulan yeni serimiz Glowing Dark serisini sizlere tanıtacağız. Ve nasıl uygulandığı hakkında size tüyolar ve bilgiler vereceğiz. Öncelikle bir karanlıkta nasıl gözüktüklerine hep beraber bakalım. Bu yeni seriyle gündüz kendi tasarımını gösterip gece de yine aynı şekilde ışıkla beraber parlayan bir özelliğe sahip bu telefon kaplamalarımız. Şimdi uygulamamıza geçelim. Evet. Her zamanki gibi ilk önce telefonu temizlemeye özen gösteriyoruz ki altında leke ve iz kalmasın. Evet, telefonumuzu güzelce temizledikten sonra buradan bir tasarım seçelim. Ayrıca sizlere şunu da belirtelim. Yeni eklenen tasarımlarımızda kişiye özel de yapabiliyoruz. Renkligaraj.com'a girerek kişiye özel bölümüne tıkladığınızda fotoğraf yükle ve isim yaz bölümleri var. Yani gördüğünüz gibi burada tasarımları özelleştirebiliyorsunuz. İsim yazıyorsunuz ya da fotoğraflarınızı yükleyip kendi istediğiniz tasarımı rahatlıkla bastırabiliyorsunuz. Şimdi hangisinden başlayalım? İlk önce bu tasarımımızı yapalım. Her zamanki gibi alt kısımdan başlıyoruz. Hafif alt kısmı kaldırıyoruz. Şu şekilde. Alta doğru da katlıyoruz. Daha sonra cihazımızı ilk konuma getiriyoruz. Alt hoparlör ve ses çıkış yerlerini ortaladıktan sonra şu şekilde gösterelim. Evet. Bakın alt kısım ve hoparlör kısımları sorunsuz bir şekilde oturdu. Daha sonrasında telefonumuzu yatay konuma getirerek altındaki taşıyıcı kağıdını çıkartıyoruz. Kas folyonun diğer bir özelliği şu an yapışmıyor. Çünkü neden? Daha ısımızı vermedik. O yüzden üzerinde detaylı bir şekilde oturtma işlemimizi yapabiliriz. Nedir bunlar? Elmanın oturması, kamera ve flaşın oturması. Çünkü çektiğimizde muhakkak birkaç milim kayıklıklar olacaktır. Bu kayıklıkları sök tak yaparak düzeltebilirsiniz. Şimdi ilk önce elmamızı daha sonra kamera ve flaş yerlerimizi oturtuyoruz. Buraları da oturttuktan sonra geldik kenar kısımlarımıza. Kenar kısımları da kenarlara doğru bükmeden önce şu köşelere doğru bastırıyoruz. Hava kanallı olmasının bir özelliği üzerinde hava kabarcığı bırakmamasıdır. Eğer kas folyo ve hava kanallı olmasaydı gördüğünüz yüzeyde birden fazla hava kabarcığı olacaktı. Ama bizim bu kullandığımız kas folyolar hava kanallı özelliği sayesinde hiçbir hava kabarcığı bırakmıyor. Şimdi tekrar devam edelim. Evet. Bükme işleminden sonra ısıtma adımına geçiyoruz. Bunu evinizde saç kurutma makinesiyle yapabilirsiniz. Çakmakla yapıyorlar ama biz çakmak önermiyoruz. Çakmak çünkü zarar verebilir kaplamaya. O yüzden evinizde saç kurutma makinesiyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. Geçiyoruz. Isıtma işlemine de ilk önce üst taraftan başlıyoruz. Isıyı fazla tutmuyoruz. Isıyı fazla tutarsak folyoya zarar verebiliriz. Folyoyu yakabiliriz. O yüzden saniyeler arasında ısıtıp çekiyoruz. Isıttık üst tarafı. Sonrasında bastırarak içe doğru yapıştırıyoruz.
Evet, üst kısmı da yapıştırdık. Daha sonra yanlara geçiyoruz. Köşe kısımlarını, gördüğünüz şu köşe kısımlarını en sona bırakıyoruz. İlk önce şu üst kısım, daha sonra yan kısımlar, en son köşe kısımları. Şimdi diğer yanımıza geçiyoruz. Evet, fazla tutmadık. Hafif folyo eğilmeye başladığı zaman bırakıyoruz. Kaplarken de sizinle kısa bir bilgi paylaşayım. Bu Glow in Dark serimiz gece parlaması için gündüz alabildiğince ışık alması gerekmektedir. Bu ışıkta özellikle floresan ışığı olursa daha etkili olur. Yani beyaz ışık dediğimiz ışıkta durursa kaplamamız gecede o şekilde daha böyle parlak bir şekilde yanmasını sağlayacaktır kaplamanın. Evet, iki kenarımızda gördüğünüz gibi tamam, kıvrım yerlerine şu köşeye başlamadan önce buraları bastırmamız gerekiyor ki o kabisi alabilsin. Evet, her yerimiz, köşeler haricinde her yerimiz tamam. Daha sonra köşeyi istiyoruz. Evet. Köşeyi yapıştırmadan önce şuranın, yani köşe kulakçıkların yumuşamasına özen gösterelim ki yapıştırdığımızda üst tarafı rahatsız edici şekilde kalın kalmasın. Buranın yumuşadığını hissettiğimizde yapıştırabiliriz. Bu köşeyi yumuşatmazsanız kalın bir şekilde döner. Kalın bir şekilde döndüğü için de daha sonradan elinize gelir ve sizi rahatsız eder. O yüzden bu özellikle kulakçık köşe kısımlarını yanlara göre biraz daha fazla ısıtıyoruz ki dönerken rahat bir şekilde yapışsın. Köşelerimiz tamam, yanlar da tamam. Bu adımlara dikkat ederek siz de kaplamanızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi geldi kaplamamızın nasıl yandığını sizlere göstermeye. Evet, kaplamamızı bitirdik ve karanlıktaki halini de sizlerle paylaşalım. Gördüğünüz üzere yine her zamanki gibi en tarz kaplamaların adresi renkligaraj.com size yenilikleri sunmaya her zaman devam ediyor. Renkligaraj.com'a girerek siparişlerinizi verebilirsiniz. İyi günlerde kullanın.